Evet, ikinci gündeyiz. Bugün de telefonu sanok, eğlence, savaş gibi yerlerde performansına bakacağız. Nasıl performans düşüyor mu fanına? Öyle bir test yapacağız çünkü fansız oynamak neredeyse imkansız yani. Oynamak istemiyor insan hiçbir şekilde. Ne olursa olsun oynamak istemiyor. Büyük ihtimal sizde de öyle yani. Eliniz yanıyor bir süreden sonra. Kılıf taksanız telefon yavaşlıyor. Bence sizde de böyle bir şeye bir ihtiyacınız var. Normal her yerde satılan birkaç liralık fan. Notebook fanından söktüm. Ve 5 voltla TV Box'tan gücünü veriyorum. Kulaklığımı taktım. %74 şarjım. Ve başlayalım o zaman. İlk önce savaştan başlayalım. Pardon. İlk önce savaştan başlayalım. HDR aşırıda başlayacağız. Ondan sonra devam ederiz. Gittikçe oyunda düşüreceğim kaliteyi. Çünkü oyunda savaş alanında her şey farklı oluyor. Adam yokken gidip 60 FPS alabilirsiniz oyunda. Ama adam varken bu FPS'leri almanız çok zor. Hatta akıcı aşırıda bile fanla otoritede işlemcinin ekran kartı en zorlandı bence. Çok zorlandı. Ve 40 FPS falan da düştü yani akıcı aşırıda. Bu biraz sınırlara dayanıyor. Bu oyunda. Az önce bir netliği kaybetti. Sıkıntı olmaz. O zaman ben geliyorum. Hemen başlıyorum. Herhangi bir şekilde videoda hızlandırma yoktur. Kesinlikle kendi oyunum. Fark etmişsinizdir zaten ama hızlandırma varmış gibi geliyor bazı hareketlerde falan. Hızlandırma hiçbir şekilde bu videoda yoktur.
Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Oyun performansından sonra da 53 kaldı. 75'ten 53 kaldı. Kaç dakika olduğunu tam olarak bilmiyorum. Baya bir şarjınız gidiyor yani, öyle düşünün. Nasıl desem, en yüksek ayarlarda oynadık. HDR aşırıda falan oynadık. Normal bir telefon bu kadar da bundan nasıl desem ya, daha az güç gereksinimi olur bundan daha yüksek telefonlarda. Bundan daha iyi oynatan bir telefon yok şu anda. Fan ile. Redmi Note 9 Pro ya da Redmi Note 9 Pro Max fansız olarak en yüksek hızda çalışıyor zaten. Şimdi bu telefon en yüksek hızına çıkamadığı için böyle bir fan takviyesi yaptık. Fan takviyesi ile bu kadar yüksek bir hıza çıkabiliyor. Herhangi bir şekilde oyunlarda bir sıkıntı olmuyor. Ama eğer yeni bir telefon alacaksanız, PUBG için fanla uğraşamam diyorsanız, yüksek fiyattaki telefonları alacaksınız. 855, 845 artık çok eskide. 855, 855 Plus ya da 865'li bir telefonlar alacaksınız. Bunun daha yüksek, bunun fanla beraber daha yüksek performansını yaşamak için. Nubia Redmi G5G Snapdragon 865 ile akıcı aşırıda 144 FPS alabiliyor. Bu da 60 FPS alabiliyor ama fansız olarak bayağı bir 40 FPS 30 FPS düşebiliyor. Bunun eski fiyatı 2000 lira. Ben 2750 liraya aldım Mi Store'dan orijinal olarak. Ama ondan sonra içini söktüğüm için gene garanti dışı kaldı. Onun için 128'e 6 GB'lık modeli, en yüksek modeli. Benim işime yarıyor. Yani en fazla kullandığım, pardon, tıklayabilirsem, tıklayamadım, hep etrafına tıkladım. 19,2 GB. Fotoğraf falan yok içinde, öyle düşünün, ama 128 GB'da cidden işim vardı yani, işime yarar. 16 GB'lık iPhone 6S kullanıyordum. 16 GB'lık iPhone 6S'ten 128 GB'lık Redmi Note 8 Pro'ya geçtim. Ve kendimce çözümler bulmaya çalışıyorum. İleride daha yüksek telefonu şeffaf yapacaktım. Fakat elime arka kapak, daha almadım arka kapağı. Onun için şeffaf da yapamadım şu anlık. Bu fan size 4K video kayıtlarında falan da artık atacaktır. Yani 4K video kayıtlarında telefon ısınmadığı için çekim performansı, nasıl desem, uzunluğu daha çok artacaktır diye zannediyorum. Ama cidden yazılımsal bir sınırlama varsa, sıcaklığına bakmıyorsa, o zaman cidden bir artış olmayacak kamera performansında. Günlük hayatta zaten cırt cırtlı bir sistem yaparsanız, bundan daha küçük bir fan alırsanız veya cırt cırtlı bir sistem yaparsanız, kılıfı üzerine takarsınız. Ondan sonra oyun oynayacağınız zaman cırt cırtlı üzerine geçirip cırt cırtla oyununuzu oynarsınız rahat bir şekilde. Şarjda oyun performansı bir sonraki videoda gelecek. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.